Şimdi bu hafta çok önemli bir hafta. Bütün küresel piyasalar çarşamba günü kilitlendi. Çarşamba günü hem Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak hem de Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Aynı güne tekabül ediyor. Ve dolayısıyla da küresel piyasaları etkileyecek gelişmeler olacak. Amerika'da büyük bir ihtimalle enflasyon rakamı %3.4 olarak en son açıklanmıştı. Şimdi %3.1'e kadar gerilemesini bekliyoruz. Ve Fed'in faiz kararlarına odaklanan bir küresel piyasa olacak karşımızda. Fed'in faiz kararında da bir değişiklik beklemiyoruz. Yani muhtemelen yılın son çeyreğine kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyecek. Ancak Avrupa tarafına baktığımız zaman işler orada bayağı karışık. Özellikle sağcıların tekrar gündeme gelmesi, Fransa'nın erken seçim kararı alması, Belçika Başbakanı istifa etmesi veya Avrupa'da birçok ülkede tekrar siyasi çalkantılar bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli. Euro-dolar paritesi 1.07.53, yani Euro değer kaybıyla haftaya başladı. Dolar uluslararası piyasalarda sakinliğini koruyor. Ve haftayı ikiye ayıracağız bu haftayı. Çarşamba gününe kadar olan piyasa, çarşamba gününden sonra olan piyasa. Çarşamba akşamı FED ve enflasyon verisi olduğu için çarşambadan sonra küresel piyasalarda farklı bir fiyatlama görmeye devam edeceğiz. İkinci önemli konu bayram öncesi, yani 9 günlük resmi tatilin bayram öncesindeki son haftamız. Yani yatırımcılar bu hafta bir şeye karar verecek. 9 günlük resmi tatil olacak ve piyasalar kapalı olduğu için dışsal bir etkinliğe karşı kırılganlık devam edecek. Bir hamle yapamayacak. Şimdi altın fiyatları, sizin de yayının başında ifade ettiğiniz gibi, sert bir şekilde geriledi. O beklediğimiz düşüşler aslında gerçekleşti. Geçen haftaki yayınımızda 2280 dolar seviyesini bahsetmiştik. 2293 dolar seviyesi. 2280-2340 dolar aralığını bu hafta takip edeceğiz ons altın tarafında. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler, buyurun fırsat. Çok ciddi bir şekilde geriledi altın fiyatları. Gram altında 2425 lira serbest piyasalarda, fiziki altın tarafında. Burada 2400 lira destek seviyesini takip edeceğiz. Yukarıda 2450 direnç seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanacak. Ve işte hem döviz tarafında hem altın tarafında yaşanan düşüşlerinde kalıcı olacağını beklemiyoruz. Sürpriz gelişmeler olabiliyor. Piyasaları etkileyecek gelişmeler olabiliyor. Bu hafta işte Amerika Merkez Bankası Fed'in açıklamaları, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları veya enflasyon verileri küresel piyasalar için çok önemli olacak. Avrupa'dan da ciddi anlamda siyasi çalkantılar devam ederse küresel ekonomiye dair belirsizlikler halen devam edecek. İçeride sakin bir seyir devam ediyor. İçsel problem yok. Yani ekonomi yönetiminin almış olduğu tedbirler, kararlar, olumlu etkiler falan stabil bir durum var. Ama dışarıda fırtınalı bir süreç halen devam ediyor. Ve bayramdan sonra bir sessizlik, bir sakinlik vesaire var ama bu sessizliğin arkası bir tufan olabilir. Siyasi bir kriz olabilir, ekonomik bir kriz olabilir, yine belirsizlik olabilir. Ve Temmuz ayı itibariyle biz gardımızı aldık. Yani Temmuz ayı itibariyle dışarıdan gelecek haber akışlarına karşı kırılganlığımız halen devam ettiği için yatırımcılarımız çok dikkat etmesi lazım. Ve hazır yaz tatiline gidiyoruz, rehavet havası oluşmaması lazım. O yüzden elimizdeki varlıkları mutlaka kıymetini bileceğiz. 9 günlük resmi tatil var ama vatandaşlarımız ne yapacak burada? Mutlaka evlerinde, yastık altında veya iş yerlerinde fiziki birikimlerini bulundurmayacak. Varlıklarına sahip çıkacak ve hırsıza davetiye çıkarmayacak. Mutlaka vatandaşlarımız tatili çıktığı zaman IBAN'dan havale yapın teklifiyle çok karşılaşacak. Bakın bu çok önemli bir uyarı. Sizin eğer ürün satın aldığınız zaman havale yapacağınız, IBAN'a havale yapacağınız tutar, eğer o firmaya ait değilse, o kuruluşa ait değilse çok büyük bir risk alabilirsiniz. Hiç farkında olmadan bir suçlu insana havale yapabilirsiniz, bir terör örgütüne havale yapabilirsiniz. IBAN'da havaleye karşıyız. Üçüncüsü, yine vatandaşlarımız bu tatil sürecinde ya burası çok güzelmiş, ben buradan tarla alayım, arsa alayım, ya da burası çok güzelmiş, ben buradan ev alayım. Yaz ayları, tatil sezonunun olduğu dönemler turistik fiyatlar vardır. Yani satın alma süreci yoktur. Bölgeyi belirleyebilirsin ama almak için de sonbaharı ya da kışı beklemen lazım. Yani yaz aylarında tatil yaparken ben burayı çok sevdim, hemen alayım, ben burayı hemen yatırım yapayım değil, bölgeyi belirleyebilirsiniz ama satın alma işini sonbaharı ya da kışa bırakmanız lazım.
sezonda fiyatlar yüksek olur. Bu tatil, yani bu 9 günlük Kurban Bayramı tatili, para harcama tatili değil. Varlığına sahip çıkma. Yani bu tatilin böyle bir özelliği var. Çünkü vatandaşlarımız bu tatile çıktığı zaman, 9 günlük resmi tatile çıktığı zaman ve yaz tatili de sezonu açılıyor, hayat pahalılığını, enflasyon iliklerine kadar hissedecek. Yani görecek neyin ne olduğunu ve mümkün olduğunca az harcama yapması gerekiyor. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Vatandaşlarımız hem tasarruflarına hem birikimlerine sahip çıkarken hem de bu uyarıyı mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Peki İslam Bey, aslında bu şimdi bir düşüş olduğunu söyledik. Özellikle gram altın tarafında bir düşüş seyrediyor şu an. Peki bu gram altındaki düşüş ons altın belirleyici oluyor mu? Ons altındaki fiyatlar belirleyici oluyor mu? Zaten son iki haftadır gram altın onsu takip ediyor. Çünkü içeride dolar kuru stabil, hiç hareket etmiyor. Ons nereye, gram altın oraya. Mesela ons altında beklediğimiz o düşüşler gerçekleşmiş oldu ve beraberinde gram altın da geriledi. Şimdi ons altında bir tepki yükselişi göreceğiz önümüzdeki hafta. Ama biz tatilde olacağız. 2340 dolar mesela. Buraya kadar tekrar yükselmesini bekliyoruz. Ve gram altında tekrar 2450 lira seviyesinin üzerinde 2470 lira direnci var. Ve dolayısıyla ons altının hareket ettiği, gram altında onsun takip ettiği bir süreç var. Ve dolar kurundaki bu stabil, sakin veya baskılanma süreci devam ediyor. Ama Temmuz ayı itibariyle tekrar döviz kurlarında da yukarı yönlü ataklar görebiliriz.